erlerine, Saadet Partisi mensuplarına sesleniyorum. Diyorum ki rakibimiz böylesine elini güçlendirirken bizim Saadet Partisi olarak genel başkanın yetkilerini alıp sorumluluğu olmayan birisine devretmemiz akılla, mantıkla, kanunla, siyasetle bağdaşabilir mi? Hayır diyorum ben. Yapılması gereken şey, iki kurul varsa bu iki kurulun başkanlığının tıpkı merhum Erbakan hocamızın zamanında olduğu gibi genel başkanda birleşmesi lazım. Biliyorsunuz merhum hocamız, Milli Görüş lideri Erbakan Hoca vefat ederken hem Saadet Partisi'nin genel başkanı idi, hem de Yüksek İstişare Kurulu başkanı idi. Aynı şekilde bu iki başkanlığın genel başkanda birleşmesi lazım. Sayın büyüğümüz bu ben olacağım dediği takdirde elbette bu partinin yetkili organları var, kurulları var. Biz bunu deklare ederiz, teşkilatımıza duyururuz, toplarız onları sayın büyüğümüzün dediği gibi bu önemli karar için toplarız, deriz ki bu iki başkanlık genel başkanın uhdesinde üzerinde birleşecektir. Bunun için adaylarımız 1. Sayın Asil Türk, 2. Temel Karamollaoğlu Bey, 3. Ahmet, 4. Mehmet, 5. falan. Hangisini genel başkan olarak ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görmek istiyorsanız onu işaretleyiniz deriz. Tıpkı sayın büyüğümüzün ifade ettiği gibi böylesine önemli bir karar için partimizin tüm teşkilat birimlerini toplar, onların görüşüne müracaat ederiz. Çünkü bizim teşkilatımız İpek Hanım gerçekten el değil aynı zamanda ayağa öpülecek bir teşkilattır. Yine kolay. 20 yıldır, bakın 20 yıldır hazineden bir tek kuruş almadan partiyi omuzlayıp götürüyor. Bununla da kalmadı. Genel merkezi elinden alındı. Haksız biçimde elinden alındı. Ama bu teşkilat şu an 40 milyonluk bir genel merkez sağladı partiye. Bunu teşkilat sağladı. Efendim Ankara'da genel merkezi mensupları vasıtasıyla temin edilen tek parti Saadet Partisi'dir. Tek parti. AK Parti'nin de genel merkez binası var. Ama hazineden, devletten aldığı, hazine yardımıyla yaptırdı onu. Öbür tarafı Cumhuriyet Halk Partimiz yine aynı şekilde hazineden aldığı yardımla. MHP aynı şekilde. Demokratik Sol Parti aynı şekilde. Hazineden yardım almayıp da genel merkez binası bulunan tek parti Türkiye'de. Evet. Saadet Partisi. Sayın Kamalak, anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu itaat tartışması benim duyduğum bir tartışma değil. Ben böyle bir şeyi duymadım. Zannediyorum herhalde tabandan da üyelerinizle de konuşmalar yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu konuşma herhangi bir yerde olmadı kanaatindesiniz aynı zamanda, değil mi? Hayır, böyle bir soruya ben efendim sizden şunu istersem bunu yapacaksınız. Aynı şekilde ben de bu şartlar altında bu başkanlığı kabul ediyorum falan biçiminde katiyen böyle bir konuşma geçmedi. Hatırlamıyorum, benim olmadığım bir toplantıda yapılmış ise onu bilmiyorum. Ama bahsedilen çapta bir toplantıda zaten sizin olmamanız mümkün değil. Bunu da mı söylemeye çalışıyorsunuz? Doğru. Tabii bunu söylüyorum. Ben bulunduğum bir toplantıda böyle bir konuşma, böyle bir yetki verilmedi. Anladım. Zaten diyorsunuz ki Saadet Partisi içinde itaat sistemi yok. Efendim itaat sistemi hakka hukuka uygun, bakın hakka hukuka uygun olduğu takdirde saygı ilkesi var, buna bağlı oluruz. Öbür taraftan belki bizim teşkilatımız şöyle düşünmüş olabilir. Ya Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olağanüstü kritik bir dönemde böyle bir açıklama yapmış olabilir şeklinde düşünebilir. Hayır, böyle bir şey olamaz. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı da olsa, hani Türkiye öyle kritik bir dönemde aniden tedbir alınması gereken bir aşamadan geçmedi partimiz açısından.
Öbür taraftan Yüksek İstişare Kurulu başkanı olarak partimiz adına böyle bir açıklama yetkisi yok. Çünkü Türkiye'de siyasi partiler sistemi geçerlidir. Siyasi partiler kanuna göre de her bir siyasi partinin ancak ve ancak bir tek genel başkanı olur. Partinin genel başkanı da belli temel verir. Yani parti adına ancak tek başına o açıklama yapabilir. Peki şimdi Sayın Kamalak, Sayın Oğuzhan Asiltürk ne yapmaya çalışıyor o zaman? Bunu kendisine sormak lazım ama dışarıdan görüldüğü kadarıyla kendisine bu soruyu sorma imkanım olmadı. Hı hı. Ama dışarıdan görüldüğü kadarıyla Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın yanında yer almasını istiyor gibi bir görüntü var. Ama böylesine bir kararı tek başına Sayın Büyüğümüzün vermemesi lazım. Çünkü bakın İslam tarihine baktığımızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz döneminde Uhud Harbi için ümmet toplanmıştı. Ashab-ı kiram toplanmıştı. Cephe savaşı mı yapalım yoksa savunma harbi mi yapalım diye. Peygamberimiz savunma harbinden yana idi. Ama Bedir Harbi'ne katılmamış olan özellikle gençler efendim cephe savaşı yapalım dediler. Peygamberimiz cephe savaşına karşı idi ama çoğunluk o yönde görüş beyan ettiği için Peygamberimiz kendi düşüncesine uymadığı halde çoğunluğun görüşüne uymuş, peki demiş cephe savaşı yapalım o halde diye. Sonradan o toplantıya katılanların birçoğu görüş değiştirmiş. Cephe savaşından vazgeçelim diye. Peygamberimiz diyor ki bir peygamber zırhını giydikten sonra savaşmadan o zırhı çıkaramaz diyor. Yani peygamberimiz bile tek başına açıklama yapmıyor. Evet, Sayın Kamalak siz bunları anlattınız ya, aslında benim başta söylediğim Sayın Asiltürk'ün konuşmasında altını çizdiğim ve size sormak istediğim bir şey var demiştim ya, tam da bu konuyla örtüşüyor aslında. Bakın ne diyor? Elbette toplumun maddi ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken sadece toplumun maddi ihtiyaçlarını önemsiyor gibi bir görüntü vermememiz gerekir. Buna dikkat etmezsek ahlaki ve manevi değerleri savunduğumuz için bizi destekleyenler bizden uzaklaşırlar. Son kamuoyu araştırmalarında desteğimizin düşük çıkmasının sebebi budur diyor. Yani Sayın Asiltürk şunu mu söylüyor, size bunu sormak istiyorum. Saadet Partisi ahlaki ve manevi değerleri savunmadı ve için anketlerde düşük çıkıyor. Bunu mu söylüyor bu konuşmada? Ya siz o zaman ne dersiniz, buna cevabınız ne olur acaba? Şimdi İpek Hanım, bu soruyu değerli büyüğümüze sormamız lazım. Kaldı ki benim genel başkan olduğum dönemde Saadet Partisi'nin oyu %3'leri yakalamıştı. %2.80'lerde idi.